anlatalım ve inşallah tamamlayalım. Hatırladığım kadarıyla burkulmada kalmıştık. Buradan devam edelim. Evet. Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım. Buradan devam edelim. Kırık kemik bütünlüğünün bozulmasıydı. Belirtileri ise arkadaşlar hareket ile artan ağrının olması, şekil bozukluğu, harekette kayıp ve bazen de şişlik ve kanama nedeniyle morarma ortaya çıkabiliyordu kırıkta. Kırıklarda ilk yardım neydi? Hasta veya yaralı hareket ettirilmemeli, sıcak tutulmalı. Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkartılmalı. Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilmeli. Yani atel yer koyulmalı. Tespit malzemesi veya atel adını verdiğimiz sopa, tahta, karton, kitap gibi sert malzemeler ile yapılabilir. Tespit malzemesi kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalı. Kol ve bacaklar ise yukarıda tutulmalı ve 112'den tıbbi yardım istenilmeli. Burkulma ve çıkık birbirleriyle hemen hemen aynı belirtileri göstermekte. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması işlemi burkulma. Burkulan bölgede ağrı, kızarma, şişlik olması, harekette de kısıtlanma olması, burkulmanın belirtileri. İlk yardım ise yapılabilecek ilk yardım çalışmaları. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilmeli. Şişliği azaltmak için burkulan yer yukarıya doğru kaldırılmalı ve burkulan yeri hareket ettirmemeye çalışılmalı ve tıbbi yardım istenilmeli. Çıkıkta da yine aynı durum, eklem yüzeylerinin bu sefer kalıcı olarak ayrılması işlemi. Bu sefer ağrı daha yoğun, yine şişlik ya kızarıklık oluşabilir, harekette kısıtlanma olabilir. Bazen çıkık ve burkulma birbirinden ayırt edilemiyor. Çıkıkta ilk yardım eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilmeli. Çıkık yerine kesinlikle oturtulmaya çalışılmamalı ve tıbbi yardım istenilmeli. Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmeli arkadaşlar. Düzeltmeye çalışılmamalı kesinlikle. Tespit, kırık ve çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemlerde içerecek şekilde, yani atel dediğimiz işlem yapılmalı. Sabitleme. Bilinç bozukluklarındaki ilk yardıma geldik. Birincisi havale. Vücudun adale yapısında meydana gelen ve kontrol edilemeyen kasılmalar olmuş oluyor. Sinir sisteminde meydana gelen hasar sonucu beynin geçici olarak işlevini kaybetmesiyle oluşmakta. Sinir sisteminde meydana gelen bir hasarın sonucunda beynin geçici olarak işlevini kaybetmesiyle oluşmakta. Beyin yaralanmaları, beyin enfeksiyonları, yüksek ateş ve bazı hastalıklar, örneğin sara gibi, bu havale geçirilmesine neden olmakta. Çeşitleri ateş nedeniyle oluşan havaleleri var. Bir de sara krizi dediğimiz epilepsi hastalarının krizleri bulunmakta. Ateş nedeniyle oluşan havarelerde genellikle 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda görülmekte. Vücut sıcaklığının 38 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla oluşmakta. Ateş nedeniyle oluşan ilk havalede ilk yardım ise hastanın üzerindeki giysiler çıkarılmalı. Hasta ıslak havlu ya da bir çarşafa sarılmalı. Ateş düşmüyorsa oda sıcaklığında ılık duş aldırılmalı ve acil yardım istenilmeli. Sara dediğimiz epilepsi
hastalıklarında ise tabii ki bunlar kronik bir hastalık. Bunların belirtileri normalde olmayan kokuları alabilmek durumu, adelek kasılmaları, bazen hasta bağırabilir, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybedip yere yığılabilir. 10 ila 20 saniye kadar yine nefesi kesilebilir. Dokularda ve yüzde morarmalar görülebilir. Ardından kısa ve genel adelek kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması ve altına kaçırma gibi durumlar görülebilir. Hasta yine dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir, aşırı kontrolsüz hareketler gözlenebilir. Son aşamada ise hasta uyanır, bir şaşkınlık belirtisi olabilir, nerede olduğundan habersiz, uykulu bir hal içerisinde görülür. İlk yardımda neler yapılmalı? Hasta ve kendi güvenliğimiz sağlanmalı. Krizin sona ermesi beklenilmeli. Hasta bağlanmaya çalışılmamalı. Çene açılmaya çalışılmamalı. Kendisini yaralamamasına dikkat edilmeli. Masa, sandalye, sehpa ve benzeri kaldırılmalı. Başını çarpmaması için başın altına yumuşak bir malzeme konulmalı. Üzerindeki sıkan elbiseler varsa gevşetilmeli ve acil yardım istenilmeli. Sağırak krizi geçiren kişinin ellerini ve ayaklarını bağlanması kesinlikle yanlıştır. Su içirilmemeli, çenesini aşmaya çalışılmamalıdır. Bunları çok sık yanlışlar olarak yapmaktayız çünkü. Kan şekeri düşüklüğü herhangi bir nedenle kandaki şeker miktarının azalmasıdır. Kan şekeri düşmesinin nedenleri arkadaşlar. Şeker hastalığı, uzun süre egzersiz yapmak ve uzun süre aç kalmak kan şekerinin düşmesine neden olmaktır. Belirtiler terleme, titreme, aniden acıkma ve yorgunluk olarak sayılabilir. İlk yardım. Hasta bilinci yerindeyken yerinde ve ağızdan şeker veya şekerli içecekler verilir. Yine 15 ila 20 dakika bu belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Kendinizdeyken aniden acıktınız ve terlemeniz var ise ve birdenbire yoruluyorsanız bir bardak şekerli su içmekte fayda vardır. Zehirlenmelerde ilk yardım. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler sonucu normal fonksiyonların bozulması işlemi, zehirlenme sıklıkla sindirim, solunum ve cilt yoluyla meydana gelmektedir. Sindirim yoluyla zehirlenme, bozuk besinler, zehirli mantarlar, bilinçsiz ilaç kullanımı ile meydana gelmekte. Belirtileri nelerdir? Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, bilinç kaybı, solunum ve kalp durması olarak görülebilir. Bununla ilgili ilk yardım bilinç kontrolü yapılmalı. Zehirli madde ağza temas etmiş ise su ile çalkalanıp, ele temas etmiş ise el sabunlu suyla yıkanmalı. Yaşam bulguları değerlendirilir. Kusturmaya çalışılmamalı ve acil yardım istenilmeli. Kişiyi kesinlikle kusturma yoluna gidilmemeli. Solunum yoluyla zehirlenme, belirtileri nefes darlığı, morarma, bilinç kaybı, solunum ve kalbin durması. Hasta temiz havaya çıkarılıp veya kap
kapı ve camı açaraktan temiz hava alması sağlanmalı. Yarı oturur pozisyonda verilmeli. Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilmeli. Acil yardım istenilmeli. Elektrik demiş, düğmeye dokunmayın ve hemen 112 yine artık bitti şey, arayarak haber verilmiş. Cilt yolu ile zehirlenme de artık 114 yok, hepsinde 112 var arkadaşlar. Böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesiyle oluşmakta. Belirtileri yine kızarıklık, kaşıntı, bilinç kaybı, solunum ve kalp durması olarak görülebilir. İlk yardım nasıl olacak? Zehirli maddeleri ile ellerin teması önlenmeli. Zehri bulaşmış giysiler çıkarılmalı. Deri 15-20 dakika bol suda yıkanmalı ve acil yardım istenilmeli. Zehirlenmelerde genel olarak ilk yardım kuralları şunlardır. Zehirlenmeye neden olan madde ortamdan uzaklaştırılmalı. Hastanın bilinç durumu kontrol edilmeli. Yaşamsal fonksiyonların devamı sağlanmaya çalışılmalı. Ve acil yardım istenilmeli 112'de. Hayvan ısırma ve sokmalarında ilk yardım. Hayvanların ısırıklarıyla ağızlarında bulunan mikroplar vücudumuzdaki derin dokulara kadar ulaşabilir. Kedi köpek ısırması, belirtileri doku yaralanması ve kanama şeklinde olabilir. Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanmalı. Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılmalı. Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır. Acil yardım istenilmelidir. Hasta kuduz veya tetanoz aşısı için uyarılmalıdır. Arı sokmaları, belirtileri yine acı, şişme, kızarıklık. Arı birkaç yerden soktuysa, kişi alerjik bünyeli ise tabii ki daha tehlikeli olabilir. İlk yardım, yaralı bölge yıkanmalı, soğuk uygulama yapılmalı. Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi olanlarda acil yardım istenilmeli. Arının iğnesi sıyırtarak çıkarılmalı. Arı ağızdan sokmuş ise buz emdirilmelidir. Akrep sokmaları, ağrı, kızarma, morarma görülebilir. Şişlik, iltihaplanma, bulantı, kusma, adale krampları, titreme ve karıncalanma, huzursuzluk, havale görülebilir. Yaralı bölge hareket ettirilmemeli, kişi yatar pozisyona getirilmeli. Yaraya soğuk uygulama yapılmalı. Yaraya kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanmalı. Yara üzerine hiçbir girişim yapılmamalıdır. Yılan sokmalarında bölgede moğulluk, iltihaplanma olabilir. Bu hatta birkaç hafta sürebilir. Aşırı susuzluk, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Şok durumu, psikolojik bozukluklar, baş ağrısı ve solunum düzensizliği ve kalp ve ritim bozuklukları görülebilir. İlk yardım, kişi sakinleştirilmeli, dinlenmesi sağlanmalı, yara su ile yıkanmalı, yaraya yakın bölgelerde baskı yapabilecek yüzük, bilezik gibi şeyler çıkarılmalı. Baş ve boyunda olan yaraya, yara çevresine baskı uygulanmalı. Kol ve bacaklarda olan yara üzerinden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanmalı. Soğuk uygulaması yapılmalı. Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmamalı. Yani özellikle tipik kanın yara yerinin emilmesi işlemi. Yarayı emmemek gerekiyor. Yaşamsal bulgular izlenip acil yardım istenilmeli. Kesinlikle yılanın soktuğu yerdeki yaranın emilmesi gerekiyor. Evet, deniz canlıları ile ilgili
Yine örneğin bir balon balığı ile ilgili sorun olabilir. Kızarma, şişme, iltihaplanma, deri üzerinde iç üst dolu kabarcıklar, sıkıntı hissi, huzursuzluk ve baş ağrısı görülebilir. Yaralı bölge hareket ettirilmemeli. Batan diken varsa, görünüyorsa çıkartılmalı. Sıcak uygulama yapılmalı ve yaralı bölge uğulmamalıdır. Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım. Göze yabancı cisim kaçmasında toz gibi küçük madde ise göz ışığa doğru çevrilerek alt ve üst göz kapağı içine bakılır. Temiz, nemli bir bezle toz çıkartılmaya çalışılır. Kişiye gözünü kırpıştırması söylenir. Gözünü olmaması söylenir. Yabancı cisim çıkarılamıyorsa kişinin sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Bir cisim batmış ise gerekmedikçe hasta kımıldatılmamalı. Göze herhangi bir girişinde bulunulmamalı. Her iki göz de kapatılmalı. Göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gidilmesi sağlanmalıdır. Kesinlikle göz ovulmamalıdır. Kulağa yabancı cisim kaçması, sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez. Kulağa su değdirilmemeli, tıbbi yardım istenilmeli. Buruna yabancı cisim kaçması durumunda, yabancı cismin bulunmadığı burun duvarına parmakla bastırılmalı. Kişiye kuvvetli bir nefes vermesi söylenerek cisimin atılması sağlanabilir. Çıkmazsa tıbbi yardım istenilmelidir. Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım. Solunum yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Solunum yolu tıkanıklığı iki şekilde ortaya çıkabilir. Kısmi veya tam tıkanma. Kısmi tıkanmada solunum yoluna az da olsa hava girişi bulunmakta. Öksürebilir, nefes alabilir, konuşabilir. İlk yardım olarak kişinin öksürmeye devam etmesi teşvik edilmeli. Tam tıkanmada ise solunum yolunun hava girişini engelleyecek şekilde tamamen tıkanmasıdır. Nefes alamaz, konuşamaz, öksüremez, acı çeker, ellerini boynuna götürür. Rengi morarmıştır. Kişinin bilinci yerinde ise Hemlich manevrası yapılır. Şekilde görüldüğü gibi. Kişi hafif öne eğik durumdayken sırtına iki kürek kemiği arasına elin topuğuyla 5 kez vurulur. Kişinin arkasına geçilir. Hasta veya yaralının koltuk altlarından kollar geçirilir. Bir el yumruk yapılarak göğüs kemiğinin alt ucu ile göbek arasına yerleştirilir. Diğer el ile yapılan yumruk kavranır. Bu hareket 5 ila 7 kez yapılabilir. Yabancı cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilmeli ve hareket yabancı cisim çıkıncaya kadar, 112'ye yardım gelinceye kadar tekrarlanmalıdır. Evet, 1,5 yaşındaki işte bir basından haber. Naim'in nefes borusuna kaçtı bir üzüm tanesi. Yolda duran kalbi hastanede çalıştırıldı. Oksijen gitmediği için beyninde ve akciğerinde ödem oluştu. 12 gün bitkisel hayatta kalan Naim mucize eseri yaşama döndü. Evet, eliyle boğazını gösteriyor, oğlunun sırtına vurmuş nefes alamadığı için. Daha sonra da hastaneye ulaştırmış. Maalesef beyinde ve akciğerinde ödem oluşmuş. Dolayısıyla ilk tedavinin önemi burada anlaşılmakta. Solunum yolu tıkanıklığı, solunum yolunun nefesle alınan havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Gırtlak kapağı, orta yutak, yemek borusu, nefes borusu görülmekte. Hemlich manevrası biraz önce de göstermiştik. Eğer nesne çıkmaz ve bilinç kaybolursa tıbbi yardım istenilmeli. Hemen temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
Böbreklerde el bileğinin iç kısmıyla sırta omuz arası bölgesindeki kürek kemikleri arasına çok hafif olmayacak şekilde 5 kez vurulmalı. Diğer kolun üzerine sırt üstü başı elle kavranarak çevrilmeli. Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılmalı. Birinci açık böbrekte yine Hemlock manevrası 5 adet sırt basısı ve 5 göğüs basısı. Eğer cisim çıkmadıysa ve hasta yaralı birinci kaybettiyse hemen 5 solunum verilmeli. Daha sonra temel yaşam desteğine başlanılmalı. Hasta ve yaralı taşıma teknikleri. Bir olay ya da kaza durumunda herhangi bir tehlike söz konusu değilse hasta ve yaralı kesinlikle kımıldatılmamalı ve yeri değiştirmemelidir. Aksi takdirde ikinci kazalara neden olunabilir. Hasta ve yaralıların taşınması gereken durumlar: patlama, yangın, çökme tehlikesi varsa ve ortamda ya da veya ortamda oksijen yetersiz ise taşınabilir. Acil müdahale edilmesi gereken yaralıya ulaşmasını engelleyen kişi, hasta ve yaralının kalbi ve solunumu durmuş ise ve hastanın yaralının bilinç kaybı var ise taşınması gerekmektedir. Yani hasta ve yaralı gerekmedikçe yerinden hareket ettirilmemelidir. Hasta veya yaralı taşınmasında genel kurallar ise: hasta veya yaralıya yakın mesafede çalışılmalı. Kol ve bacak kasları grupları kullanılmalı. Dizler ve kalçalar bükülmeli. Kalkarken ağırlık kalça kaslarına verilmeli. Omuzdan daha geniş olmayan, yavaş ve düzgün adımlarla yürümeli. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı. Hasta veya yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. Hasta veya yaralının baş, boyun, gövde ekseni bozulmamalıdır. Yine hasta veya yaralı taşımak mükemmel bir ekip çalışması gerektirdiğini unutmayalım. Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi üstlenmeli bu işi. Eğer tehlike varsa taşımak zorunludur. Kucakta taşıma, sürükleme yöntemiyle taşıma, sırtta taşıma, omuzda taşıma, araç içindeki yaralıyı taşıma, ilk yardımcı ile ellerin üzerinde taşıma olabilir. Hasta veya yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa 2-3-4 elle altın beşik yapılarak taşınabilir. 2 elle altın beşik. 2 ilk yardımcı yan yana gelir. Ellerini birbirinin omuzlarına koyarlar. Diğer elleriyle bileklerinden kavrayarak biraz öne doğru eğilerek hasta veya yaralıyı oturturlar. Yaralının baş, boyun, gövde hizasını korumak gerekmektedir. 2 elle altın, 3 elle altın beşik, 4 elle altın beşik görülmekte. İki ilk yardımcı yan yana gelir. Birinci ilk yardımcı bir eli ile ikinci ilk yardımcının omuzuna kavrar. Diğer eli ile ikinci ilk yardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilk yardımcı birinci el ile birinci ilk yardımcının bileğini kavrar ve böylece altın beşik pozisyonu oluşturulur ve bu pozisyonda yaralı taşınabilir. Unutmayalım ki zamanında yapacağımız basit ve etkili bir ilk yardımla hasta ya da yaralının hayatını kurtarabiliriz. Hayat kurtarma zinciri. İlk temel adım tabii ki 112 acil servisin aranması. Nasıl aranacağını söylemiştik bununla ilgili. İkincisi, temel yaşam desteği sağlanmalı. Üçüncüsü, ambulans hekimlerince yardım sağlanmalı. Dördüncüsü ise hastane acil servislerinde yapılan yardım yapılır. Bizim ilk yardımdaki en önemli adımımız
112'yi aramak ve olay yerindeki temel yaşam desteğini sağlamak. Üçüncü ve dördüncü adımlar ambulanstaki sağlık görevlileri ve sağlık hizmetindeki sağlık görevlileri tarafından yapılmakta. Temel yaşam desteğinde suni solunum ve kalp masajı burada ön plana çıkmakta. Yetişkinlerde temel yaşam desteği, kendisinin ve hasta veya yaralının güvenliğinden emin olmak, yine hasta yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak iyi misiniz diye sorarak bilincini kontrol etme durumu, tepkisini ölçmek, eğer bilinci yok ise tıbbi yardım istemek 112'den, hasta yaralıyı sert bir zemin üzerine yatırmak. Ağız içini kontrol ederek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkartmak. Hava yolunu açmak için bir elini hasta veya yaralının alnına, diğer elini de parmak uçlarının çenesinin altına yerleştirmek. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde başı geriye doğru eğmek. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığını bak, dinle, hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle gözetlemek, kontrol etmek. Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemlemek. Eğilerek yüzünü hasta veya yaralının ağzına yakınlaştırarak solunumu dinlemek ve soluğu yanağında hissetmeye çalışmak. Soluk alıp vermiyorsa alnını üzerine konulan elini, baş ve işaret parmaklarını kullanarak hasta yaranın burnunu kapatmak. Baş geriye doğru eğilmiş pozisyondayken ağzını hastanın veya yaranın ağzını içine alacak şekilde yerleştirmek. Hasta yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniyenin üzerinde iki kurtarıcı nefes vermek. Havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek. Şimdi tabii suni teneffüste tabii insanlara olduğu gibi yalan olmasın, dün görmüştüm bir sosyal paylaşım sitesinde bir tane yavru köpek diğer köpekler tarafından boğuluyor ve yardımsever bir insan suni teneffüs ile o yavru köpeği hayata döndürdü. Kalp masajı, duran kalbini kalp masajıyla çalıştırdı. Solunumunu da suni teneffüs ile sağladı ve hayvan sağlığına kavuştu. Yani tabii ki gerçekten takdir edilecek bir durum. Yani günümüzde insanlar, bir insana dahi böyle bir durumda suni teneffüs yapma durumundan kaçınabilirken ya da böyle bir durumda hayvana bir böyle bir şeyin yapılması beni oldukça duygulandırmıştı. Dolayısıyla iki tane kurtarıcı nefes vermek işte. Kalp bası uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak, yine göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortası, göğüsün merkezini tespit etmek. Bir elin topuğunu göğüsün merkezine yerleştirmek. Diğer elini bu elin üzerine yerleştirmek. Her iki elin parmaklarını birbirine geçirmek. Parmakları göğüs kafesi ile temas ettirmeden, dirsekleri bükmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutmak. Göğüs kemiği 4 ila 5 santimetre aşağı inecek şekilde yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin yaklaşık 1/3 kadar bası uygulamak. Bu işlemi dakikada 100 kez yapmak. Kalp durmalarında masajı. Hasta ve yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yapılması. 30'a 2 kuralı deniliyor buna. 30 kalp masajı, daha sonra
İki tane solunum yaptırmak. Temel yaşam desteğini hasta yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar bu işlemlere kesintisiz devam etmek. Sudaki boğulmalarda ise durum arkadaşlar. Eğer bir ilk yardımcı yalnız ise 30 kalp baskısı ve 2 solunum, 30'a 2 uygulamasının 5 tur bu sefer tekrarından sonra 112'yi aramak gerekiyor yaşam faaliyetlerine bakılaraktan. Böylece arkadaşlar trafik güvenliği ve ilk yardım kısmını tamamlamış olduk. Zannedersem 6. haftadayız. 6. hafta itibariyle artık trafik güvenliği ve ilk yardım kısmını tamamladık. Önümüzdeki hafta itibariyle trafik mühendisliği ve kısmına ve kent içi ulaşım kısmına geçiş yapacağız. Burada sunumumuzu tamamladık. Sorusu olanlar varsa cevaplayabilirim. Dersimize katılan tüm arkadaşlarımıza, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde bizleri dinlediği için. Yani ilk yardımda hayatımızda önemli bir yere sahip olması, siz üniversite gençliğinin ve ileride mezun olacak bu bireylerin topluma yön verecek kişiler olması nedeniyle basit bir ilk yardım bilgisine ihtiyaç olacağını hissettik. Ve trafik güvenliği ve ilk yardım kısmını böylece 6 haftalık periyotta tamamlamış olduk. Hepinize dediğim gibi ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Evet.